Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül. Hareket soru paketi 5. testin çözüm videosunda birlikteyiz. Şimdi 1, 2, 3'lü sorumuz var. Burada sabit hızla hareket eden araçlar var. Nereden biliyoruz? Bunlar doğrusal olduğu zaman arkadaşlar sabit hızla hareket var demektir. L'ye baktığımız zaman x'ten 4x'e gelmiş. K'ye baktığımız zaman ise 0'dan 4x'e gelmiş. Buradan k'nin daha hızlı olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Şimdi bakalım hangi önermeler var. K ve L araçları düzgün hızlanmaktadır. Hayır, sabit hızda gidiyorlar arkadaşlar. Bu olmaz. Sabit hızda gidiyorlar. Sabit hız diye yazalım şöyle. K aracının yer değiştirmesi L'ninkinden büyüktür. Bunu söylemiştik zaten. Bu doğru oldu. Evet. Bakalım. L aracındaki gözlemci K'yi yaklaşıyormuş gibi görür. Sonuçta sen X'ten 4X'e geliyorsun. Adam 0'dan 4X'e geliyor. Ve T anında 4X'te yan yanasınız. Doğal olarak L'deki gözlemci K'nin yaklaştığını, yetiştiğini söyleyecektir. Ve 2 ve 3 diyeceğiz. Birinci sorumuz Denizli'ye gitti bile. Şimdi evet, burada of dediğimiz an, yani bu nasıl bir soru? Konum zaman grafiği 3 tane hareketli var ayrı ayrı. Ve diyor ki bir şekilde 3 aracın aynı anda aynı konuma gelmesi isteniyor. Bunlardan hangisini yaparsam olabilir? X'in süratli gitme süresi. Süratli gitmek ne demek? Şimdi X'e baktığımız zaman grafik şöyle. Bu eğimin dik olduğu yer, bakın şurası, şuradaki açı, şuradaki açıya göre daha dik olduğu için süratli gittiğimiz yer burası. Şimdi siz bunu artırırsanız, süratli gitme süresi dediğimiz bu. Şimdi bak, Y ve Z burada ya. Şimdi o zaman şöyle yapsak, bunu biraz daha süratli gitse zaman olarak. Ondan sonra şöyle, buna yine paralel çiziyorum, bakın şunu aynen alıyorum. Ne yaptım ben? Sadece ve sadece X'in süratli gittiği yeri birazcık arttırdım ve gerçekten de şu noktada buluştular. Yani birinci önerme bizi burada buluşturuyor. Olabilirmiş. Y'nin süretini azaltma. Y burada ya. Onun süretini azaltsam şuradan geçmez mi? Mesela bakın şöyle olduğunu düşünürsek bu da ikinci önermeyle olabilir. Yani gayet güzel oldu. Y'nin yani süretini azaltınca şu noktada buluştular. Bir şekilde bir noktada yan yana gelmelerini istiyorlardı. Bu da oldu. Z'nin yavaş gittiği süreyi azaltma. Şimdi yavaş gitmek şu, bak Z ile ilgili baktığınız zaman da olay şöyle. Burası hızlı olduğu yer, burası yavaş olduğu yer. Bunu azaltırsak ne olur? Diğer ikisinin buluştuğu yer burası ya. Şöyle ona bir paralel çektik, bak şöyle. Şunu şuraya aldık hemen. Bakın yavaş gittiği yer süre olarak böyleydi. Yavaş gittiği yer süre olarak böyle oldu. Yani grafik buradan buraya gelirse o zaman onlarla şurada buluşabilir. Bu da oldu arkadaşlar. Çok baba soru. Yani bir Edirne'ye gitti ikinci sorumuz. Devam ettik. Şekilde evet, hız zaman grafiği var. Buna göre hangileri yanlıştır diye sormuşum ben bu defa. 0T aralığındaki yer değiştirmeler. Şimdi X'in parabolik olması kafanızı bozmasın. Yani sonuçta demek ki kurtulabiliyoruz biz burada. Yer değiştirme alandan geliyor. X'in altındaki enteresan alanı bulamayabilirim ama sonuçta Y'nin alanı, ona göre bakın şurada böyle bir fazlalığı var ya, Y'nin alanı daha fazladır. O zaman yer değiştirmeleri eşit falan değildir. Onu bir söyleyelim. Şimdi buraya da bir F seçeneği açmışım ben. Demek ki sorunun gidişatında bir sıkıntı olmuş. 0T aralığında ortalama süratleri eşittir. Ortalama sürat, yapılan, alınan yola bakacağız yani. Şimdi ben yani sonuçta bunların yaptığı yer değiştirmeyi söylüyorum ya. Bu yani sonuçta bu düzgün hızlanaraktan geliyor böyle. Sürekli olarak pozitif bir yer değiştirme var. Bu da ama bu enteresan ivmeli hızlanıyor. Düzgün hızlanıyor demiştim. Özür dilerim, hız zaman grafiği bu sonuçta. Bu düzgün hızlanıyor. Senin sonuçta yaptığın yer değiştirmeler, yani aldığın yollar belli. Hani şöyle bir şey yok. Biraz üst tarafa gideyim, biraz alt tarafa gideyim. Yer değiştirmelerimiz tutmuyor ama alınan yola baksana. İşte bütün şeyi toplamamız lazım. Öyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani X'in aldığı yolla yaptığı yer değiştirme yine bu acayip bir yerden bulunuyor. Y'nin yaptığı yer değiştirme ya da aldığı yol yine buradan bulunuyor. Değişen bir şey olmuyor. O zaman ortalama süratlerinin de eşit olması mümkün değil. Bu da gitti. Ve o zaman T anındaki ivmeleri. Şimdi T anındaki ivmeleri nasıl yapacağız? Oradaki eğime bakmamız lazım. Şimdi sen buraya geldiğin zaman bunun eğimini şöyle bir bulursan eğer, bak şöyle bir şey yapıyoruz bunun eğimini bulmak için. Bunun eğimi böyle oldu. Buna baktığınızda ise yani sonuçta şöyle bir eğim var burada da. İstersen de buradan göster, fark etmez. Bu eğimler birbirine eşit değil arkadaşlar. Dolayısıyla da
ivmelerde eşit falan değil. Onun için F seçeneği doğru oluyor. Hangileri yanlıştır? Hepsi yanlıştır. Orada soruda sıkıntı çıkmış. Onun için F'yi açmışız. Peki, şimdi geldik dördüncü soruya. KL araçlarının hız zaman grafikleri verilmişler. Başlangıçta da yan yanaymış, onu da unutmayalım. Araçlar arasında delta x kadar uzaklık varmış. Onu nasıl buluruz? Birinin diğerine göre fazladan yaptığı yer değiştirmeyi bakın şöyle bulabiliriz. Şimdi burada bir taban var. Bu üçgen alanını bulacağım ben. Yükseklikte t. Kafanızı sola doğru 90 derece, yani şöyle bir üçgen var orada dikkat ederseniz. Bakın şöyle bir üçgen var. Şimdi siz buradaki yüksekliği buradan alırsınız. Orası da bak şurası t oluyor. Şurada bilmediğim bir taban var sonuçta. Yani neyse ne a diyeyim ben. Yani ya da B diyeyim fark etmez. A şimdi ivme ya, çakışmasın. Şu taradığım alan bu alan. O zaman A çarpı, ya pardon hala A diyorum. B çarpı T bölü 2'den ben bunu bulurum. Şimdi bu kadar fark attı ve buna yani sonuçta delta x deniyor. 3T anında araçlar arasındaki uzaklık kaç delta x olur diye sorulmuş. Buraya baktığımız zaman da ne görüyoruz? Taban hala aynı. Şimdi ekstradan da bir de bu kadar yer değiştirme yapılmış. Burada yükseklik 2 katına çıkıyorsa alan da o zaman 2 delta x olur. Yani sonuçta burada tabanları aynı. Bak 2 tane üçgen var burada. Tabanları ortak olan. Burası t, burası 2t. Sen şimdi buraya delta x demiştin. Burası 2 kat olunca 2 delta x. Baştan itibaren tabii 3 tane delta x olacak. Evet. Böyle bir yani bil bakalım ben ne düşünüyorum sorusu gibi olmuş. Hız zaman grafiklerini verdim diyor. K ve L ile ilgili olarak K aracı 0T zaman aralığında delta x kadar yer değiştirmiş. 0T zaman aralığında. Buraya delta x deniyor. Onu unutmayalım. Ara 3T anında araçlar arasındaki uzaklık nedir? Ben bunu tabii ki de böyle yapacağım. K var, L var. T eşittir 0 anda yan yana. Şöyle bir kendimize T eşittir 0 anı atalım. Şimdi K delta x gitti. Sonra burada bir dikdörtgen var. 2 katı. Yani burası 2 delta x, sonra yine delta x var burada. Üçgenin aynısı çünkü. Ama bunları parça parça zaman olarak göstereceğim. Delta x var, şöyle 2 delta x var, sonra tekrardan delta x var. K'nın yaptıkları böyle. L'ye baktığımızda aynı üçgeni ama ters tarafa doğru görüyoruz. Zaman ekseninin alt tarafında kaldığı için yer değiştirmesi negatif oluyor. O zaman bu tarafa doğru gidecek. Şöyle bir delta x yapacak. Sola doğru negatif yöne gittiği için bir daha eksi koymadım. Sonra buraya bakıyoruz. Böyle bir üçgen var. Şu iki tane büyük kutunun yarısı oluyor. O zaman bu 2 delta x olur. Yani bir şuna denk geliyor sonuçta. Şuradaki kutuya. Ya da isterseniz çarpın yani. 2V çarpı T bölü 2 dersiniz. Çat çat gider kutunun birine denk gelir. Biz de ona 2 delta x demiştik. Şimdi o zaman ne oldu? Böyle bir şey oldu. 2 delta x oldu. Sonra bakıyoruz. Üçgenlere delta x demiştik ya. Şurada bir üçgen var. Burada da bir tane karemiz ya da dikdörtgenimiz var. 3 delta x oluyor. Hoppa şöyle bir güzel. 3 delta x buraya geldim ben tekrar. Ve 3T anında yan yanayız arkadaşlar. Aramızda uzaklık falan yok. 5. sorunun yanıtı 0 oldu. Adana oldu. Devam edelim. Doğrusal bir yolda hareket eden XY araçları için hız zaman grafiği verildi. Başlangıçta yan yanaymış. Ne zaman yan yana gelirler diye soruluyor. Şimdi burada tabii şurası karışmasın. Bu zaman ekseni burası. Şimdi bakın. X için hemen bakalım. Şimdi burası eksi X olursa burası artı X oluyor. Ben 2T anında başladığım yere geri dönüyorum. Y beni beklemiyor bile yani. Ondan sonra benim hani yetişmem söz konusu olacak ona. Şimdi o zaman adam bastı gitti ya. Yani şimdi şöyle bir şey oldu resmen. Yani başlangıçta yan yanaydık. Tamam güzel. T eşittir 0 anı. Şimdi T anında ne yaptı bu? Y 2x gitti. X yukarıda olsun, Y aşağıda. Pozitif gitti. 2x takıldı. Ben ne yaptım? Eksi x gittim. Haydi bakalım. Şimdi böyle bir şey oldu. Sonra ne oldu? Adam bir 2x daha gitti. Şöyle bir şey. Bir 2x daha gitti. Ben ne yaptım? Ancak daha başladığım yere geri döndüm yani. Böyle bir şey oldu. Şimdi olay 2T'de. Bu sürekli olarak böyle 2x 2x gidiyor. Ben ne yapıyorum? 3x yol aldım şimdi. Şöyle bir şey oldu. Şunun şuralarına falan geliyor 3x kadar. Sonra adam bir tane daha böyle patlatıyor. Bir 2x daha patlatıyor yani. O zaman ben ne yapıyorum? 2, 4, 5. Şimdi bunun tam ortasına denk geliyordu ya. 2, 4 burada da bir tane var x. O zaman ben anca şöyle 5x'de son dakikada vatandaşı yakalıyorum. 4T anında yakalıyorum. Başka hiçbir zaman bir daha yan yana falan gelmiyoruz. Evet 6. soru Bolu'ya gidiyor. Evet öyle çizim yaparak daha kolay olur.
Araçlar T ağında yan yana gözlendiğine göre araçlar arasındaki uzaklık hangi aralıklarda azalmıştır? Şimdi sen T ağında yan yanasın. Şimdi bir bakıyorum 0 T aralığına bakıyorum. Şimdi şu taradığım yer Y'nin X'e göre fazladan yaptığı yer değiştirmedir. Ben fazladan yer değiştirme yapıp T anında yan yana oluyorsam seninle yanına geliyorsam demek ki geriden gelmişim sana yetişmişim ben. O zaman araçlar birbirine yaklaşıyor. Aramızdaki uzaklık azalıyor. Şimdi o zaman burada birinci aralıkta bu oldu. Sonra bakıyorum burada yan yanayız ya. Şuradaki üçgen alanı T2T zaman aralığında Y'nin X'e göre fazladan yaptığı yani yer değiştirmedir. Burada uzaklık artıyor. Yani şöyle okla göstereyim uzaklık artıyor. Sonra yani ne oluyor tabii ki de bu sefer aynı şeyi X yapıyor ve tekrar yanına geliyor senin. Yani sen böyle bir şey yaparken senden fazladan yer değiştirme yaparak biraz önce sen öne geçmiştin. Şimdi ben sana yaklaşıyorum ve yetişiyorum diyor. O zaman burası da oluyor. Yedinci soru Denizli'ye gidiyor. Son sorumuza geldik bu testle ilgili olarak. Hız zaman grafiği verilmiş. X aracı 0,3T zaman aralığında 3D yol alıyor. Dikkat. Yol alıyor. Yer değiştirme değil. Peki buna göre araçların hızlarının birbirine eşit olduğu anda X ve Y arasındaki uzaklık neye denk geliyormuş? X'e bakıyorum o zaman üçgen alanlar. Bak bir üçgen, iki üçgen, üç tane üçgen. Onların her birine biz D demişiz. Yani ne oluyor D dediğimiz şey? V çarpı T bölü 2 elimin altında dursun. Şimdi ben bunları tabii ki de ne yapmalıyım? Şöyle bir çizmem lazım. Üst taraf X olsun, alt taraf Y olsun. Şimdi dedi ki 3T anında yan yana geliyorlarmış. Ona da dikkat. Tabii ki ne kadar yer değiştirme yaptı? X'e bakıyorum. Bunlar birbirini götürdü. Şöyle bir X kadar yani D kadar pardon yer değiştirme yaptı. Burası 3T anı olsun mesela. 3T anı. Şimdi bakıyoruz buna. Efendim bu da bu üçgenle bu üçgen bakın Y için konuşuyorum. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen yani yapılan yer değiştirmeler birbirini götürür. Biz buna kalırız. Y o zaman 2D yer değiştirme yaparaktan pozitif 2D yer değiştirme yaparaktan benim yanıma geliyor. O zaman biz başlangıçtaki konumları belirledik galiba. Başlangıçta aramızda D kadar mesafe varmış. Şimdi diyor ki buna göre araçların hızlarının birbirine eşit olduğu an iğrenç bir yer. Bakın şurası araçların hızlarının eşit olduğu yer. Bu öyle bir yer. Şimdi ben neyse ki D kadar yol gidiyorum. O burada gözüküyor. Yani ben hala da şuraya geldim. Bak şimdi dikkat ben buraya geldim. Bu vatandaş da başlangıçta buradaydı ya. O da buraya doğru gidiyor. Bunlar başlangıçtaki durumlarını anlatmak için, yani ne kadar yer değiştirme yaptıklarını anlatmak içindi. Şimdi hikaye T eşittir sıfırdan başladım. Şimdi biz bu üçgene D demiştik ya. Gene D gelecek yani. X burada. Y de eksi X gitti. Şöyle bir şey oldu. O da D gitti. Buraya geldi. Ona dikkat, ona dikkat. Sonra bakın şuraya geliyoruz. Bak şurada enteresan yerler var. Şimdi bu noktada x yani ikisi de pozitif gidiyorlar ya sadece şuraya bakacağım. X'in Y'ye göre fazladan yaptığı bir yer değiştirme var. Şu üçgenin alanını bulacağım arkadaşlar ve bu da tam ortası ya. T bölü 2 bölü 2 oluyor. O da VT bölü 2 değil bölü 4 oluyor. VT bölü 2 buysa VT bölü 4 de D bölü 2'dir. Şimdi D bölü 2'lik bir fark atılıyor. Arası açılıyor. Ona dikkat. Peki aramızda ne kadar mesafe var? Burada 1, 2, 3 var. Şurası 3D var arkadaşlar. 3D artı o zaman ne olacak? D bölü kaç olması lazım? D bölü 2 olması lazım. 7 bölü 2'lik bir şey oluyor. Böyle bir durumumuz oluyor. Umarım doğru yapmışız diyeceğim. Hayır falan böyle. Şimdi biz burada 5. testte arkadaşlar 8. soruyu Denizli açmışız. Kontrol etmemiz lazım. Hemen kontrol ediyoruz. Şimdi burada D denilen şeyi VT bölü 2 yaptık. Tamam bu doğru. Sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle diyelim. Y de pozitif yer değiştirme yapıyordu. Bakın şurası pozitif yer değiştirme. X'in fazladan yaptığı bir yer vardı. Şurası ne olacak? Şimdi burasına baktığımız zaman V var. Buraya baktığımız zaman T bölü 2 var. O üçgen alanını bulmak istedim. Ve T bölü 2 bölü 2 oldu. VT bölü 4 oldu. VT bölü 4 dediğimiz şey D bölü 2 olur. Neden? VT bölü 2 D ise bölü 2 D bölü 2'dir. Doğru. Şimdi böyle bir şeyimiz vardı. 3D vardı. Aradaki farkı da ben D bölü 2 ile korudum. O zaman 7D bölü 2 oluyor. Bu Adana'ya gider bu soru. Biz bunu 7 bölü 4 açmıştık. 7 bölü 4 açmıştık. Özür dileyerek Adana diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.